Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yufka kullanmadan, hamur açmadan harika bir ıspanak böreği hazırlıyorum. 5 dakikanızı almıyor. Sizleri bekletmeden tarifimin hazırlığına geçiyorum. 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt. Ardından bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Ardından 1 su bardağı dolusu un. Yarım tatlı kaşığı tuz ve bir paket kartma tozunu ekleyerek karıştırıyorum. Hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Buraya kadar izlediyseniz ve bu videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı, emoji bırakmayı unutmayın. Hamur cıvık kıvamda olacak arkadaşlar krep gibi. İçerisine 250 gram ıspanak ekliyorum. Bol su yıkadım ve bu şekilde doğradım. Sadece yeşil kısmını kullanıyoruz. Bir tane soğan, bir tane kırmızı biber ve biraz da beyaz peynir, tuz ve pul biber ekliyorum. Bu malzemeleri iyi bir şekilde karıştırıyorum. İsterseniz kırmızı biber veya peynir kullanmayabilirsiniz veya farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. İyi bir şekilde karıştırıyorum. Borcamımı bir yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum ve bu harcın tamamını borcama ekliyorum. Fazla zamanınızı almayan ve herkesin çok sevdiği aşırı pratik ve lezzetli börek oluyor ıspanan mevsimi geldiği zaman sürekli bu tarifi yapıyorum ve herkes tadını beğeniyor. Boyut arkadaşlar size bağlı. Daha kalın istiyorsanız daha küçük borcam tercih edebilirsiniz. Benim kullanmış olduğum borcam küçük dikdörtgen borcam. İyi bir şekilde yayıyorum arkadaşlar her tarafına. Kıvamını sizlerde görüyorsunuz. İlk defa bu videoyla kanalımı izliyorsanız lütfen yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı yoğurt ekleyerek iyi bir şekilde karıştırıyorum. Bu karışımı fırça yardımıyla böreğimizin üzerine sürüyoruz. Cıvık bir hamur olduğu için önce kaşıkla üzerine döküyorum. Daha sonra fırça yardımıyla dağıtıyorum. Siz de mutlaka bu şekilde yapın arkadaşlar. Yapılışı çok pratik, tadı harika. Tam da şu an ıspanağın mevsimi. Üzerine biraz susam ve çörek otu serpiştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. İsterseniz sade hazırlayabilirsiniz veya susam çörek otu serpiştirebilirsiniz. Artık pişirmeye gönderebiliriz. Fırından çıktı. 5 dakika kadar dinlendiriyorum ve servis için dilimliyorum. Ben bugün sade bir şekilde servis yapıyorum. İsterseniz üzerine yoğurt da ekleyebilirsiniz. Tadı harika ve ıspanağı çok güzel bir şekilde hissedeceğiniz nefis bir tarif oldu. Sizlerde evde ıspanak varsa ve şu an tam da mevsimdeyken ıspanaklı böreği bir de bu şekilde deneyin. Saatlerce hamur açmadan, yufka almadan hazırlayacağınız çok pratik ve basit bir tarif oluyor. Denerseniz yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Tarifimiz sonuna geldiğim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bilinlerinizi açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.